Sayın Bakanım, değerli gençler, sevgili gençler, Türkiye'nin 81 ilinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen, temsilen gelen değerli gençler, sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz. Yarın 19 Mayıs 2021, 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümü. Bu münasebetle gençlere armağan edilmiş bir bayramı kutluyoruz, kutlayacağız. Tabii 19 Mayıs 1919 sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İstanbul'dan bir gemiyle Samsun'a çıktıkları ve orada sonuçlanan, sonlanan, biten bir hikaye olsaydı, bugün onun ne bayramı olurdu, ne de tarihte önem atfedilen kıymetli bir olay olurdu. Malumunuz 19 Mayıs 1919 tek başına bir hadise değil, esasen sonrasındaki birçok gelişmelerin başlangıcı olan bir hadise. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan, Karaköy'den, Rıhtım'dan hareket eden Gazi Mustafa Kemal ve bir avuç kahraman 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış. Samsun'dan daha sonra Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a gelmiş. Daha sonra da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirmişler. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok vatan toprağı işgal altındayken bu işgale karşı yürütülen direniş ve bağımsızlık hareketleri var. Vatanımız işgal altında. Tam bağımsızlığı sağlayacak bir iradeyi ortaya koymak ve bunu gerçekleştirmek zaruretiyle, mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin çocuklarıydı onlar. Biz de o milletin torunlarıyız, çocuklarıyız. Nitekim 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan, en yaşlı üye olması sıfatıyla meclise başkanlık eden Sinop Milletvekili Şerif Bey açılışında bunu söylüyor. Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş, köleliğe boyun eğmemiş bir milletin çocukları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bağımsızlığı hedefleyen, gerçekleştirmek üzere çalışmaya başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum diye çok kısa ama çok veciz, çok etkili bir konuşmayla meclisi açmış. Dolayısıyla 19 Mayıs 1919 işte bu tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmek üzere istiklal mücadelesinin meşalesini yapan, yakan bir hareket olduğu için bugün tarihimizde anılmaya değer çok önemli bir nokta, bir olay olarak karşımızda duruyor. Tabii yarın olmakla beraber bugünden itibaren başlıyor ve Gençlik Haftası münasebetiyle de ben 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. 102. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Nice 10 yıllar, nice yüzyıllara bu günü anarak, bu bayramı kutlayarak gideceğiz, erişeceğiz inşallah. Değerli gençler, tabii insanın hayatı gibi devletlerin, milletlerin hayatı da tek bir çizgi halinde devam etmiyor. Sürekli gelişme, sürekli ilerleme, sürekli iyi günler, mutlu günler, mesut günlerle devam etmiyor. Hayatın acı günleri var, tatlı günleri var. Millet hayatında da böyle günler var. Osmanlı Devleti 600 yıl dünyada hüküm sürmüş bir devlet. Bir dönem Osmanlı Devleti dışında dünyada devlet olarak tanım, devlet tanımı içerisinde devlet vasfı atfedilebilecek devlet bile yok belli dönemler. Bu kadar güçlü bir devlet ama zaman içerisinde bizim inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın da ifade ettiği gibi her şey fanidir. Fani olan sadece biz bunu insanların vefatı sırasında insanlar için söylüyoruz. Her şey fanidir. Ama yeryüzündeki her şey fanidir. Bu insanlarla beraber eşya da fanidir,
Olaylar da fanidir, saadetler de fanidir, acılar, üzüntüler de fanidir, devletlerin hayatları da aynı şekilde. Ama bunu mümkün olduğu kadar uzun tutabilmek ve zamanın getirdiği anlayış ve paradigma değişikliklerini fark edip ona uygun revize ederek bunu sürdürebilmek önemli. Malum Osmanlı Devleti bir devlet ama bizim millet olarak kurmuş olduğumuz devletlerden bir tanesi. Tarih boyunca farklı coğrafyalarda ama aynı anlayışta bu milletin kurduğu devletler var. Milletimiz ebedi, minel ezel ilel ebed, eski tabirle ezelden ebede kadar devam ediyor. Ama devletler sona erse de yeni bir devletle o büyük devletin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çıkartmak suretiyle bu devlet organize etme kararlılığımızı, irademizi sürdürmüşüz. Çok zor zamanlar yaşamışız. Geçen gün Ömer Seyfettin'in pek fazla bilinmeyen bir kitabı vardır. Balkan Harbi Günlüğü. Okumanızı öneririm. Kısa bir kitaptır. Kendisi Balkan Savaşı'nda 1912'de bir yeni asker, muhtemelen bugünkü anlamıyla bir yedek subay gibi askerliğe başlamış birisi. Balkan Harbi'nde Makedonya'da bizim silahlı kuvvetlerimizin, ordularımızın birinde görev yapıyor. Ve belli bir dönemi, çok uzun değil, bir yıla yakın bir dönemi, çok detaylar da yok, tek tek gün gün kaydetmeye çalışmış. Balkan Savaşı Günlüğü diye yayınlandı bu. Okumanızı öneririm. Tabii o tarihler 1912'de, 1913'ten bahsediyor. O tarihlerde bizim ordularımızın uç noktası Kosova'da, Prizren'de, Priştine'de. Bir başka ucu bugün Bulgaristan, Romanya sınırında, Tuna boylarında. Tabii bir başka ucu Arnavutluk'ta. Kendileri geri çekilirken vardıkları yer Arnavutluk'ta. İşte Avlonya varıyor, Görüce. Bugün Arnavutluk'un bunlar vilayetleri, kentleri. Aynı şey Selanik söz konusu oralarda. Fakat çok kısa zamanda kimsenin ihtimal vermediği, dünyada Avrupa devletlerinin hiç ihtimal vermedikleri bir şekilde mağlup oluyor ve geri çekiliyor askerlerimiz. Öyle ki Balkan Harbi ilk başladığı zaman, Balkan Savaşı 1912'de, Avrupa devletleri bir araya geliyorlar. Şöyle bir karar alıyorlar, ilan ediyorlar. Savaş sonunda sınır değişikliklerini kabul etmeyeceğiz diyorlar. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti'nin bu savaşı kazanacağından o kadar eminler ki Osmanlı Devleti sınırlarını daha da genişletecek diye düşünüyorlar savaş sonunda. Onun için bu sınır değişikliklerini tanımayacağız diyorlar savaş sonunda. Fakat Osmanlı Devleti kaybettiği için bu sefer sınır değişiklikleri bütün dünyada hızlıca Avrupa devletleri tarafından da kabul ediliyor. Fazla detaya girmeyeceğim. Esas mesele biz o Balkan Harbi'nde ve aşağı yukarı bir 20 yıllık dönem içerisinde Balkanlar'da, bunun için söylüyorum, ben de Balkan muhaciri, Rumeli muhaciri bir ailenin çocuğuyum. 1926'da bugün Makedonya sınırları içerisinde bir yerden Tekirdağ gelmişler. Özcan Önem'in temsil ettiği şehre gelip muhacir olarak yerleşmişler. Dolayısıyla oraları yakından takip ediyorum, gidip görüyorum. Sizlere de mutlaka öneririm, görmeniz lazım o büyük güzel coğrafyayı. Orada biz geri çekilirken göçler, savaş sırasında ölenler dahil olmak üzere 5 milyonun üzerinde bir nüfus bırakmışız. 1928'de Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan nüfus sayımında bizim nüfusumuz 13 milyon. 1928. Dolayısıyla 1920'ler civarında 5 milyon nüfus demek, o zamanki Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunun %50'si demek aşağı yukarı. Böyle bir nüfusu biz sadece Balkanlar'da kaybetmiş. Daha sonra Birinci Dünya Harbi'nde ona eşdeğer, onun kadar bir nüfusu da çok farklı cephelerde kaybetmişiz. Bunlar acı günlerimiz. Bunları niye anlatıyorum? Bunları bilmemiz lazım, hatırlamamız lazım. Nerelerden nerelere geldiğimizi iyi bilmemiz lazım. Bütün bu yıkımlar, yangınlar, kayıplar, bir taraftan beşeri imkanlarımızı, insanımızı kaybetmişiz. Bir taraftan ekonomik olarak harap olmuş bir memlekette, üstelik bir de işgale uğramışız. Fakat o dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha Samsun'a çıkmadan,
bu İstiklal Harbi ile ilgili merkezi faaliyet, çalışma başlatılmadan önce Anadolu'nun birçok yerinde, Trakya'nın birçok yerinde bağımsızlık ve direnişle ilgili örgütler kurulmuş. Bunlardan ilki de Edirne'de yine Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Ve işgale karşı ilk açıklamaları yapan Kasım 1918'de açıklamaları yapan bir örgüt. Daha sonra muhtelif yerlerinde Anadolu'nun illerimizde fiilen de istiklal mücadelesi başlatılmış. Malumunuz Antep Gazi unvanını, Maraş Kahraman unvanını, Urfa Şanlı unvanını bu şekilde aldı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı zaman, aslında nutukta da konuşmaya başlarken çıktığım zamanki umumi vaziyet, vaziyeti umumi diye, yani genel durum diye başlar. Anadolu'da ve Trakya'da böyle. Bölgesel, ilçelerde, illerde, şehirlerde bağımsızlık hareketleri, direniş hareketleri başlamış. Ama bunların her biri kendi evini, kendi mahallesini, ilçesini, şehrini kurtarmak için başlamış hareketler. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında hedef, bu dağınık ama milletimizin o binlerce yıllık bağımsız, hür yaşama iradesinin tezahürü olan bu hareketleri birleştirmek ve bunu bir milli direniş ve milli istiklal mücadelesi haline getirmek hedef. Nitekim bunda muvaffak olunuyor. Amasya, Erzurum, daha sonra Sivas arkasından 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önderliğinde bir İstiklal Harbi yönetiliyor ve Allah'a hamdolsun o imkansızlıklar, o zorluklar, o yokluklar içerisinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde vatan toprağımızı kısa bir zaman içerisinde bağımsızlığına, tam bağımsızlığına, istiklaline kavuşturuyoruz. O zaman yürütülen mücadelenin iki temel unsuru var değerli gençler. Bunlardan birisi yürütülen mücadeleyi millete dayanarak yürütmek. Bu çok önemli bir prensip. Gazi Mustafa Kemal Atatürk malumunuz bir asker, bir general, bir paşa o zaman. Ve istiklal mücadelemize öncülük edenler arasında da birçok asker kökenli insan var. Sonuçta bunlar İstiklal Harbi'de bir savaş. Askerler bu işi örgütleyip bir örgütlü askeri mücadele olarak da yürütebilirlerdi o günün şartlarında. Kimse de siz niye böyle bir meclis kurdunuz, niye böyle hani seçim yaptınız falan diye de kimse o şartlar altında soramaz vatan toprakları işgal altında. Ama hayır, öyle yapmamışlar. Yürütülen mücadeleyi millete dayandırmak, bir milli mücadele adını öyle söylüyoruz, milli mücadele haline getirmek onlar için en önemli birinci özellik, şart, gereklilik olmuştur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman 23 Nisan'da açılırken önce seçim yapılmış, daha önce İstanbul Meclisi mepusanı toplanmış, 16 Mart'ta İngilizler tarafından İstanbul'daki meclis basılmış, milletvekillerinin bir kısmı toplanıp Malta'ya İngilizler tarafından götürülmüş ama orada milletvekillerinin bir kısmı Ankara'ya çeşitli yollarla intikal etmişler. Meclisteki milletvekillerinin bir kısmı bunlar. İstanbul'da Kasım 1918'de yapılan, 1919'da yapılan seçimde seçilen milletvekilleri, mebuslar bir kısmı 23 Nisan'daki meclisin. Ama gelemeyen milletvekillerinin yerine yine daha önce işgal altında olup da sonradan kurtarılmış, işgalden kurtarılmış yerleri temsilen seçim yapılması öngörülüyor. Sivas'tayken heyeti temsiliye Sivas'ta oluşturulan temsil heyetinin başkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa o zaman bir tamim, genelge yayınlıyor. Nasıl seçim yapılacağına dair geri kalan temsilcisi olmayan beldeler, yerler, iller için de, şehirler için de temsilciler seçiliyor bir usul dairesinde. Dolayısıyla milletin temsil edildiği bir meclis olması ve milletin temsil edildiği meclis tarafından savaşın, milli mücadelenin yürütülmesi çok önemliydi. Onun için millete dayanmadan bir hareket yürütebilmek, bir mücadele yürütebilmek mümkün değil. Biz tarihimizin en zor, en sıkışık, en üzüntülü, en acılı döneminde, en imkansızlıkların olduğu dönemde
millete dayanarak bir mücadele yürütmeyi tercih etmişiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize bırakmış olduğu en önemli miras bu anlamda siyaset ve idare noktasında budur. Bir hareket yürütülecekse bu ülkede, bu vatan topraklarında bu hareket ancak millete dayanılarak yapılabilir. İkincisi de, ikinci önemli gözettikleri husus da meşruiyet meselesidir. Yani yapılan hareketin hukuka, kanunlara uygun olması. Nitekim o şartlar altında daha savaş devam ediyor. İşte Sakarya'da, Dumlupınar'da Yunanlılarla savaşıyorlar. Ama 1921 yılında bir teşkilat-ı esasiye kanunu hazırlıyorlar. Bir anayasa hazırlıyorlar. Niye? Ankara'da işte o 23 Nisan 1920'de açılan meclisin faaliyet gösterebilmesi için bir hukuki temelin olması lazım. Ama kimse bunu sormazdı. Yani savaş devam ediyor zaten. Niye böyle yaptınız, yapmadınız tartışması yok. Ama bunu gözetmişler. Meşruiyet en önemli şartlarından birisi İstiklal Harbimizin. Bu tabii bize bugün de, yarın da, gelecekte de ışık tutacak önemli eski tabirle umdeler, ilkeler, prensiplerden millete dayanmak ve yapılan bütün hareketleri bir meşruiyet içerisinde, hukuka saygı içerisinde yürütmek. İstiklal Harbimizin birçok bize bıraktığı hatıra, birçok miras, birçok ilke var. Ama en önemli ikisi derseniz bana göre o şartlarda gözetilmesi hasebiyle daha da önemli hale geliyor. Birisi meşruiyet, birisi millete dayanmaktır. Değerli gençler, tabii o günlerden bugünlere işte 100. yıl kutluyoruz. İlk 19 Mayıs 1919'un 100. yılında 19 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde hepimiz Samsun'da bir araya geldik ve 100. yılını 1919, 19 Mayıs'ın 100. yılını orada kutladık. Arkasından Amasya'da bulundum ben. Amasya tahmini yıl dönümünde. Daha sonra Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde. Aynı şekilde Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bir araya geldik. 100. yıl dönümünde. Ve daha sonra 23 Nisan 2020'de de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümüydü. Birçok programlar yapıldı ama süreç devam ediyor. 12 Mart 2021 İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılıydı. Daha sonra 29 Ekim 2023'te de Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını kutlayacağız. Dolayısıyla bu 100 yıllık bir dönem, bir taraftan bizim iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir dönem. Tarihi olaylar itibarıyla bir taraftan da bir muhasebe, bir değerlendirme yapma dönemi. 100 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında çok büyük farklar var. Allah'a şükürler olsun. Nüfus olarak çok önemli bir noktadayız. Bugün 84 milyona ulaşmış nüfusumuz, az önce bahsettim. 1928'de 13 milyon, belki 1920'lere gittiğimizde bu nüfus 10 milyon civarında bir nüfustu. Şimdi 84 milyon nüfusa sahip, bölgesinin önemli bir nüfusunu barındıran bir ülke Türkiye. Bir başka husus, tabii nüfusumuzun kayda değer bir oranı genç nüfus. Genç nüfus ve yetişmiş nüfus. Birçok ülkenin temel sıkıntısı yaşlılıktır. Yaşlanma bugünlerde akademisyenlerin kendi aralarında konuştuğu, stratejistlerin tartıştığı bir konu ama nüfus yaşlanması herhalde belki bir 10 yıl sonra bu gerçekten bazı ülkeler için en önemli sorun, bir numaralı sorun haline gelecek. Ekonomik imkanları fazla, zengin ülkeler teknolojik olarak çok gelişmiş ama yaşlı bir nüfus var. Yaşlı nüfus bir çalışmakta, üretimde istifade edilemeyen bir nüfus. Öbür taraftan sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları bağlamında değerlendirildiğinde bütçe bakımından da önemli bir sorun. Şimdi Avrupa ülkeleri niye bu göçmenlerle ilgileniyorlar? Tabii serbest olarak kabul etmek istemiyorlar ama nitelikli göçmen nüfusları almaya çalışıyorlar bir taraftan. Çünkü kendilerinin istihdam edeceği yeterli miktarda genç nüfusları yok bazı Avrupa ülkelerinin.
Bu şimdilik biraz yeni yeni görünen bir sorun ama yakın zamanda çok daha büyük bir soruna dönüşecek. Öbür taraftan bu genç nüfus, dinamik, hareketli bir nüfus. Bu nüfus hareketlerinin medeniyetleri değiştirdiğini, coğrafyaları değiştirdiğini bilmemiz lazım. Size çok ufak, fazla detaya girmeden bir şey söyleyeceğim. Avrupa'nın teknolojik olarak, ekonomik olarak, kültür ve medeniyet olarak yükseldiği dönemlerde dünya nüfusunun önemli bir kısmının Avrupa'ya kaymaya başladığını görüyoruz. 1750'li yıllarda dünya nüfusunun %20'si Avrupa'da yaşıyordu. 1750. Ve 1950'ye kadar bu oran aşağı yukarı devam etti. Yani 200 yıl boyunca dünya nüfusunun %20'si Avrupa kıtasında yaşıyordu. O dönemde tabii Asya daha kalabalıktı nispeten, %50'ler civarında. Fakat Afrika %12-13 civarında bir dünya nüfusu barındırıyordu. 1950 yılında dan günümüze geldiğimizde Avrupa'da yaşayan nüfus %10'a düşüyor. Asya aşağı yukarı %50'ler civarında varlığını koruyor oran olarak. Afrika'da %15'ler, %16'lar civarında. Önümüzdeki 50 yıllık projeksiyonlara baktığımızda dünya nüfusunun %5'inin Avrupa'da yaşayacağı görülüyor. Yani 1950'de %20'si iken, bugünlerde %10'u iken 50 yıl sonra %5'i Avrupa'da yaşayacak. Afrika %40'lara yakın bir dünya nüfusu barındıracak. Asya yine %45'ler civarında dünya nüfusu. Bunun için önemli. Aslında bazı medeniyet tarihçileri nüfus hareketleri ve oranları üzerinden medeniyet ekseninin kaymasıyla ilgili bir takım teoriler üretiyorlar. Bir yerde nüfus yoğunlaşması, dünya nüfusunun hareketi bakımından nüfus yoğunlaşması zaman içerisinde orada bir ekonomik güçlenmeyi, hareketlenmeyi, daha sonra kültürel bir hareketlenmeyi, bir ekonomik ve askeri güç haline dönüşmeyi doğurmuş tarih boyunca da. Bu tabii bir takım teorilere atıf yapıyorum. Ancak şu önemli, bir taraftan düşünün Avrupa'da, Batı'da bir yaşlı nüfus, dolayısıyla bir çalışan, istihdam edilecek genç nüfus açığı, bir vakum oluşturuyor. Öbür taraftan da iş arayan, çalışmak için, ekonomik imkanlar bulabilmek için bütün dünyayı gezmeye amade, dinamik genç nüfuslar. Dolayısıyla bugün bu göçle ilgili tartıştığımız konular bir zerreden ibarettir. Bundan 10 yıl, 20 yıl sonra dünyanın en önemli sorunu bu nüfus hareketleri olacaktır. Bunun en büyük sıkıntısını da bugün işte bu dünyada, bugün gözümüzün önünde Filistin'de zulmeden ve bu zulme seyirci kalan bütün Batı dünyası en büyük sıkıntısını da yaşayacak bunun. Değerli arkadaşlar, onun için dünyada bugün en temel sorun bütün insanların kendi doğdukları, büyüdükleri coğrafyalarda barış içerisinde, huzur içerisinde ve asgari insani şartlara sahip olarak yaşamasını temin etmektir. Eğer bütün dünya olarak biz bunu temin etmezsek, insanları kendi doğdukları, yaşadıkları coğrafyalarda tutabilecek imkanları, birincisi barış, huzur, ikincisi de ekonomik imkanlar, asgari insani şartlarda ekonomik imkanlar. Bunu sağlamazsak bu bahsetmiş olduğum nüfus hareketlerinin üzücü sonuçlarını, dünyayı hercümerç edecek sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Ama hamdolsun Türkiye'yi, bugünün Türkiye'sini güçlü kuran ve bizim için de en büyük dayanak olarak kabul ettiğimiz, gelecek için en büyük teminat olarak kabul ettiğimiz genç nüfusumuzdur. Genç nüfusumuz Türkiye'nin geleceğe yönelik en büyük potansiyeli, iddialarının en büyük dayanağıdır Türkiye'nin. Son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli gelişmeler kaydedildi Türkiye'de. Bunlardan 3 husus üzerinde kısaca birkaç şey söyleyeceğim. Birisi şudur. Az önce ifade ettim. İstiklal Harbimizi, İstiklal mücadelemizi başlatırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları neye önem vermişlerdi? Millete dayanmaya önem vermişlerdi. Biz tarihin hangi döneminde
devlet ve milletimizi kaynaştırmışız. Devlet millet bütünleşmesini sağlamışız. İşte o zaman çok büyük hamleler yapmışız. İstiklal Harbimiz, İstiklal Mücadelemiz bunun bir örneğidir. Devlet millet bütünleşmesinin ortaya çıkardığı bir şaheserdir, bir muhteşem bir sonuçtur. Fakat zaman zaman bu devlet millet bütünleşmesiyle ilgili bazı arızalar ortaya çıkmış. İşte yaşadığımız dönemleri geriye dönerek siyasi olarak baktığımızda darbe dönemleri var. Bu darbeler sadece olmuş bitmiş hadiseler de değil. Bir darbe olmuş, arkasından 5 yıl, 10 yıl Türkiye kendisine gelememiş. Arkasından bir daha askeri darbe olmuş, kendisine gelememiş. Ve devletle millet arasındaki bağlar, devleti, milletin devleti yapan anlayış yavaş yavaş zayıflamış. Böyle bir kopukluk, böyle bir arıza ortaya çıktığı zaman ne ekonomik anlamda bir kalkınma olabilmiş, ne de siyasi anlamda Türkiye iddialarına sahip çıkabilmiş. İşte bu bizim Türkiye'de bugün için de gelecek için de en büyük ve çok büyük bir hassasiyetle üzerinde durmamız, gözetmemiz gereken bir husustur. Devlet millet bütünleşmesi bizim istikbalimizin teminatıdır. Dolayısıyla bunu sağladığımız zaman Türkiye büyük hamleler yapabilir, yapabilecek hale gelmiş. İşte bu son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen şey, en önemli şey budur. Millet devlet bütünleşmesidir. Devleti milletin devleti haline getirmektir. Bu da milletin değerleriyle devletin değerlerini bütünleştirmek, bir araya getirmek, birleştirmek demektir. Bu gerçekleştiği zaman büyük hamleler yapabilir. Siyasi görüş farklılıkları ayrıdır. Günlük meselelerle ilgili, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili tartışmalar farklıdır. Bunları yapabiliriz her zaman. Ama sonuç itibariyle milletin temel değerleri, devletin temel değerleri olmalıdır. Bunları ayrıştırdığımız zaman devlet millet bütünleşmesi gerçekleşmez ve hamle imkanımız ortaya çıkmaz. Birincisi budur. İkincisi özgüvendir. Gençler, tabii sizler yaşınız itibarıyla 2002 öncesini bilmeyen çocuklarsınız, gençlersiniz. 2002 öncesini, 1970'leri, 1990'ları, 1960'ları, tabii okuyorsunuz mutlaka. Ben de bilmiyorum 60'ları, okuyorum. Fakat o dönemleri yaşamak daha farklı bir şey. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela bizim çocukluğumuzda bir takım daha bu kadar çok yaygın elektronik cihazlar falan yoktu. Ama ufak tefek olurdu, işte teyp mesela, kaset. Hiç gördünüz mü? Görenler vardır tabii. Kaset çalar, teypler. O zamanlar onlardan dinlenirdi ses kayıtları. Mesela böyle basit bir cihaz alacaksınız. Herkes ecnebi mamülü mü diye sorardı. Ecnebi yani ithal mal mıdır, yabancı, yurt dışından gelmiş mi, gelmemiş mi? Yerli mamül bakılmazdı, pek itibar edilmezdi. İğneden ipliğe kadar. Ben sadece bir teyp kaset örneği verdim. Fakat uzun bir süredir bizim yerli mamüllerimiz hangi konuda olursa olsun, hangi alanda olursa olsun daha fazla rağbet görüyor, daha fazla alaka. Sadece Türkiye'de mi? Hayır. Dünya üzerinde de Made in Türkiye çok önemli bir teminat, bir güvence haline gelmiş dünyanın her yerinde. Bugün çok ufak bazı eşyadan başlayıp neye kadar? SİHA'lara kadar dünyada Türk mamülü ürünlerin rağbet gördüğü, alaka gördüğü, güvenilir bir marka olarak kabul edildiği bir sürecin içerisinde. Bu nasıl gerçekleşti? Kendimize güvenmeyle. Biz kendi yaptığımıza, kendi ürettiğimize güvenmiyorduk daha önce. Ama bunu aştık bugün. Dünyanın neresine gidersek gidelim, işte seyahatlerimiz oluyoruz. Orada mutlaka bizim kendi iş adamlarımızı görüyoruz. Bir şeyler satmaya çalışan, yine bir takım yatırımcılarımızı görüyoruz. O ülkenin, dünyanın adını telaffuz etmekte, haritada yerini göstermekte zorluk çekeceğimiz ülkelerinde bizim iş adamlarımız, bizim yatırımcılarımız var. Bizim kültür temsilcilerimiz var, bizim akademisyenlerimiz var. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? İşte bu özgüveni sağlamakla geldi. Bizim tarihimizde, bugünümüzde, inançlarımızda, bizi biz yapan değerlerde utanacağımız, endişe duyacağımız, başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Biliyorsunuz da
her 24 Nisan'da bir Ermeni meselesi, 1915 olaylarıyla ilgili tartışmalar olur. Kim yapıyor bunu? Fransa yapıyor. Ya Fransa daha henüz kendisi dünyanın birçok ülkesinde, Afrika'nın yarısında belki yapmış olduğu soykırımların hala oralardaki ekonomik sömürgecilik tarihinin hesabını verebilmiş bir ülke değil. Bunu Fransız entelektüelleri söylüyor. Sartre'dan başlamak üzere Frantz Fanon, bunların yazmış oldukları eserlerde bunlar anlatılıyor. Bu konular açıldığı zaman Fransa'nın başını öne eğerek, yüzü kızararak sükutla durması gerekeceği bir alan bunlar. Amerika Birleşik Devletleri daha henüz geçenlerde siyahilere rengi farklı olduğu için kendi vatandaşlarına polislerin, güvenlik güçlerinin yaptığı muameleler var. 1960'lı yılların sonuna kadar okullarda, otobüslerde, Amerikan demokrasisi falan diyoruz ya, yani gerçek manada bütün vatandaşların eşit olduğu, renk ayrımı olmaksızın eşit olduğu bir demokrasi Amerika'da 70'lerden sonra ortaya çıkıyor. Daha önceki demokrasisi Amerika'nın öyle bir demokrasi değil. Otobüslerde farklı otobüslere biniyorlar. Daha sonra otobüslerde yer ayrımı var. Beyazlara ayrılan yerlere oturamıyorsunuz. Beyazların okullarına gidemiyorsunuz. Boksör Muhammed Ali beyazların olduğu bir restorana gittiği için kendisine gösterilen tepki üzerine bir o siyahi hareketin içerisinde yer almayı tercih etmiş birisi. Bir mücadele adamı aynı zamanda. Ne zamanlar? İşte 60'lı yıllar bunlar bahsettiğim. Çok yakın bir tarih. Bütün tarihlerinde bunlar olan ve işte yeniden şu anda bakın Filistin'de yaşanan olayları görüyorsunuz. Bebekleri, çocukları katleden ve bunu bilerek yapan, yani güya işte Hamas'a karşı bir mücadele yürüttüğü iddiasıyla yapıyor ama bebekleri, çocukları, sivilleri, masum sivilleri katleden bir İsrail var. Ama İsrail'in en büyük destekçisi kim? Amerika Birleşik Devletleri. Bugün az önce gelirken bir değerlendirme yapıyordu İsrail'li bir gazeteci, bir televizyon kanalında. Diyor ki Biden'la Netanyahu görüştü, ateşkesten bahsedildi ama Biden ateşkes talebini iletmedi diyor Netanyahu'ya hala. Bütün bu şartlardaki bir dünyada Türkiye'nin 1915'te savaş şartları altında yapmış olmuş olduğu bir askeri harekatla ilgili bazı değerlendirmeler, Türkiye'ye yönelik iftiralar ve ithamlarla karşı karşıyayız. Ama biz bu konuda özgüven sahibiyiz. Cumhurbaşkanımız çok açık, net bir şekilde bunu söyledi. Dedi ki bizim arşivlerimiz açık. Dünyanın en zengin devlet arşivi Osmanlı Devleti arşividir. Ben hukuk tarihi çalıştığım için 1326 yılına ait bir belgeyi gözlerimle görmüş, okumuş birisiyim. 1326 miladi tarihine ait. Bu bakımdan bizim zengin bir arşivimiz var. Biz bu arşivleri açtık bilim adamlarına ama dedik ki buyurun gelin bir ortak tarih komisyonu kuralım Ermenistan'la veya dünyanın başka ülkelerindeki akademisyenlerle. Buyurun araştırın. Ne çıkacak? Tarihi gerçeklik nedir? Onu bir görelim. Bizim korktuğumuz bir şey yok, endişe edeceğimiz bir şey yok. Ama siz de arşivlerinizi açın Ermenistan'ın arşivlerinde. Dünyanın başka ülkelerinin, üçüncü ülkelerin arşivlerinde açın. Tarihi gerçek neyse ortaya çıksın. Ve o tarihlerde iddia edilen Ermeni diasporasının iddia ettiği en üst sayıları esas alsak o sayıların en az %50 fazlası Müslümanın Ermeniler tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da katledildiğini, şehit edildiğini biliyoruz. Bizim hangi konu açılırsa açılsın tarihimizin hiçbir döneminde ve bugün dediğim gibi kendi değerlerimiz, inançlarımız itibariyle endişe edeceğimiz, üzüntü duyacağımız, rahatsızlık duyacağımız hiçbir şey yok. Tam aksine biz dünyanın insani şartlar bakımından en insani medeniyetini dünyada geniş bir coğrafyada kurmuş ve yürütmüş bir insanız. İşte bugün Kudüs'le ilgili tartışmalarda Osmanlı Devleti yüzyıllarca Kudüs'ü yönetmiş. Ama orada gerek Yahudilerin gerekse Hristiyanların, hatta Hristiyanların kendi içindeki mezhep farklılıkları dolayısıyla farklı mezheplerinin ibadet imkanlarını, yollarını kapatmadığı gibi zorlaştırmamış da. İsteyen herkese farklı dinlerden o Mescid-i Aksa, üç semavi dinin mukaddes mekanıdır. Oradan istifade edebilecekleri bir imkanı sağlamış. Bununla ilgili birçok olay vardır, birçok belge vardır bizim tarihimizde. Bugün de aynı şekilde
insani esasları gözeten bir diplomasi yürütüyoruz. Yine biliyorsunuz bu salgın sürecinde 156 ülkeye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sağlık malzemeleri, çeşitli şekilde sağlık malzemeleri gönderdi Türkiye. Şimdi Balkanlarda bazı ülkeleri ziyaret ediyoruz. Onlar daha önce Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerine çok büyük bir ümitle bağlıydılar. Fakat şimdi unutulduklarını düşünüyorlar. Niye? Çünkü onlar insani bir amaç gözeterek ilişki kurmuyorlar devletlerle. Onların kurdukları ilişkiler nasıl kendi tezlerimizi, kendi siyasetimizi destekleyen başka devletler peşimize takabiliriz düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ama Türkiye öyle değil. Çok zengin miyiz? Hayır, çok zengin olduğumuz için değil ama dünyanın en cömert ülkesiyiz. 2019 yılına kadar Türkiye milli gelirine nispetle en çok insani yardım yapan ülkeydi. 2019'dan sonra ise milli gelirine oranla değil, toplamda en çok insani yardım yapan ülkesi oldu dünyanın Türkiye. Zengin olduğu için mi? Hayır. Zengin olduğu için değil ama cömert olduğu için. İşte bugün salgın şartları şunu göstermiştir ki dünyada insanlığın, insanların karşı karşıya kalmış olduğu sorunların çözümü bazı toplumların, bazı devletlerin tek başına üstesinden gelebilecekleri mahiyette değil. Ancak bütün insanlık için, bütün insanlığı düşünerek işbirliği içerisinde birlikte hareket edebilirsek bu sorunları aşabiliriz. İşte aşı tartışmalarını biliyorsunuz, salgınla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda insani esaslara dayanan bir diplomasiyle birçok ülkenin, ben mesela bayramda aşağı yukarı 20'ye yakın ülkenin meclis başkanıyla konuştum. Farklı sebeplerle tekrar telefonla zaman zaman görüştüğümüz oluyor. İlk telefon açtığımızda hepsi Türkiye'ye teşekkürle başlıyorlar. Gönderdiğimiz malzemeler o ülkenin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını gidermiş midir? Hayır. Ama böyle bir zor zamanda, zor durumda başka ülkeleri, başka insanları, başka milletleri, halkları hatırlamak önemli bir şeydir. Türkiye bunu göstermiştir. Bu bizim bir diplomatik hareketimizde değil, tamamen bizim milletimizin bir karakteridir. Tarih boyunca da bunu yaptık, bugün de yaptık. Bundan sonra da bunu yapacağız. Gençler, tabii Türkiye'nin imkanları 100 yıl öncesiyle mukayese edilmez. Nüfusumuz arttığı gibi ekonomik imkanlarımız da arttı. İyi yetişmiş insanlarımız var, gençlerimiz var. Gençlerimizi, çocuklarımızı iyi yetiştirebilecek altyapımız, imkanlarımız var. Türkiye'nin temel problemlerinden birisi de yakın zamanlara kadar Türkiye'de yetişmiş insan Türkiye'nin değildi. Türkiye'nin insanları ise, Türkiye'ye değerlerine bağlı insanlar ise yetişmemiş insanlardı. Böyle bir tenakuz vardı. Bunu çözdük. Bunu çözdük. Türkiye'de hem iyi yetişmiş hem de bu milletin değerleriyle mücehhez, onlarla bezenmiş insanlar yetiştirebilme imkanına sahibiz. Ve bu 15 Temmuz'da yaşanan darbe teşebbüsüyle beraber, Fethullahçı terör örgütü FETÖ ile beraber bir gerçeği daha tekrar hatırladık. Çocuklarımızı, gençlerimizi sadece iyi yetiştirmek, işte iyi mühendis olmaları, iyi matematikçi olmaları veya farklı bir alanda iyi olmaları yeterli değil. Bu milletin değerlerine, bu vatan topraklarına, bu devlete bağlılık hisseden, aidiyet hisseden insanlar da olması lazım. Bunu gözeten insanlar da olması lazım. Sadece iyi yetişmiş değil. Bu ülkenin insanı olması lazım. Bu milletin çocuğu olması lazım. Buna dair bir aidiyet hissini derinden hissetmesi ve hayatını, eylemlerini, hedeflerini buna göre organize etmesi gerekiyor. Bunu yaşadık. Bazı çocukları robot gibi yetiştirip ama bu ülkeden, bu vatandan, bu milletin değerlerinden koparıp onları devlete ve millete karşı 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüne geçecek ve millete hedef gözeterek, nişan alarak ateş edecek şekilde bir takım insani hasletlerden yoksun insanlar olarak yetiştirmişler. Biz sadece yetişmiş değil, bu milletin değerleriyle de mücehhez, bezenmiş gençler lazım. Hamdolsun bunları gördük.
15 Temmuz'da o FETÖ'cülerin karşısına dikilen millet fertlerimiz arasında gençlerimiz çoğunluktaydı. Hani bazı ileri yaşlı olanlar, ya gençler politikadan, siyasetten falan biraz uzak, fazla ilgilenmiyorlar gibi konuşuyorlar ya, bu doğru değil. İhtiyaç olduğu zaman gençler politikanın, siyasetin tam da göbeğinde yer alabileceklerini 15 Temmuz gecesi gösterdikleri direnişle ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan gençlerin siyasetle, politikayla alakası bakımından da hiçbir şüphemiz, hiçbir tereddüdümüz yok. Değerli gençler, tabii gençlik yılları insanın hedeflerinin, hayallerinin, dinamizminin, eylemin, yani yapmanın ön planda olduğu bir dönemdir. Bir söz vardır, biraz tabii bu sözü de herhalde ihtiyarlar söylemiş olabilir. Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse derler. Yani gençler yapıyorlar da biraz tabii bilgi eksiklikleri var. İhtiyarlar da çok biliyorlar ama artık yapabilecek imkanları, kudretleri ortadan kalkmış. Aslında bu söz zannediyorum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinden mülhem olarak söylenmiş. Bir zamanlar ben de gençtim. 1985 yılında Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyken, 1985 yılı Dünya Gençlik Yılı'ydı. O yıl İmam Hatip Liseleri arası hutbe hazırlama ve okuma yarışması düzenlenmişti. Ben de o yarışmaya katılmıştım. Tekirdağ'da birinci oldum. Daha sonra Marmara Bölge ikincisi oldum. Ama birincilik hakkımdı. FETÖ'cüler ilk defa o zaman hakkımı yemişlerdi. Uzun bir hikaye. Şimdi onu anlatmak istemiyorum. Orada gençlikle ilgili bir hutbeydi ve bir hadis vardı. Hala aklımdadır. Peygamberimizin hadisi. Diyor ki, gençlerden faydalı ve hayırlı olanlar işlerini yaparken ihtiyarlara benzemeye çalışanlardır. İhtiyarların kötüsü ise gençlere benzemeye çalışanıdır diyor. Bu söz biraz ona benziyor. Gençler bilebilse, ihtiyarlar yapabilse. Buradan kastedilen şey şudur. Tabii gençlikte çabuk karar verme, çabuk iş yapma eğilimi ön plandadır. Bu sadece zihni bir mesele değil, biyolojik bir meseledir de aynı zamanda. Ve genci ile, orta yaşlısı ile, ihtiyarı ile bir toplum, bir bütündür. Her birinin kendi özellikleri itibariyle topluma bir faydası vardır. Ama burada kastedilen şey daha fazla öğrenme, daha fazla düşünme, daha fazla düşünerek karar verme, daha sonra eyleme geçme şeklindeki bir dikkat çekme meselesidir. Bu önemlidir. Çok okuyacağız, çok öğreneceğiz. Bilebileceğimiz, bilmemiz gereken çok şey var. Çok üreteceğiz. Ama hayat, zaman çabuk geçiyor. Bizim sizin yaşlarınızdayken üniversite öğrenciliği dönemlerimiz dün gibi hatırımızda. Bugün işte bugünler gerçekleşiyor ve bundan kısa bir süre sonra da gerek toplumsal hayatımız, kültürel hayatımız, siyasi hayatımız, yönetim hayatımız tamamen sizlerin elinde olacak. Bu bakımdan kendimizi bu büyük ülkeyi, bu mübarek ülkeyi ve geleceğin bence parlak yıldızı olan bu Türkiye'yi çok daha ilerlere taşıyacak bir donanıma, bir muktesebata sahip olacak şekilde kendinizi yetiştirme çağları olan bu yaşlarda yetiştirmeniz. Bu çok önemli. Daha sonra bu eksiklikleri, bu birikim, donanım eksikliklerini kapatabilmek, tamamlayabilmek mümkün değil. Hem tarih çalışmış, hem bugünü ve geleceği okumaya çalışan, biraz da akademisyen olan birisi olarak bunu söylüyorum. Stephen Zweig'ın bir kitap serisi vardır. Onu da okumanızı öneririm. Yıldızın Parladığı Anlar üst başlığıyla bazı sanatçıları, fikir adamlarını, şairleri, siyasetçileri, devlet adamlarını değerlendiriyor. Yıldızın Parladığı Anlar. Mesela ressamlar var, şairler var, Hölderlin gibi. Yine Dostoyevski gibi romancı var falan. Yani insan hayatında yıldızının parladığı anlar vardır insanın. Öne çıktığı, büyük işler yaptığı, kalıcı işler yaptığı ve insanlar tarafından bilinebilir, tanınabilir olduğu, hizmetler yaptığı, faydalar ürettiği anlar vardır. Bu sadece insanlar için değil, ülkeler için de öyledir. Ben Türkiye'nin tarihini uzun bir geçmiş olarak
da bilen birisi olarak söylüyorum. Yaşadığımız anlar, yaşadığımız yıllar Türkiye'nin yıldızının parladığı anlardır. İnşallah Türkiye önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl, önümüzdeki asır, 21. asır içerisinde dünyanın en etkili, en güçlü devletlerinden birisi olacak. Dünya değişiyor, paradigmalar değişiyor. 20. yüzyılın anlayışları, zihniyetleri, paradigmaları sona erdi. Bugün dünya bir arayış içerisinde, ekonomide, uluslararası hukukta, uluslararası siyasette, uluslararası ilişkiler, bir arayış içerisinde dünya. Dünyaya barışı sağlayamayacak bir sistem, 20. yüzyılın sistemi işte. Birleşmiş Milletler karar alamıyor. Hepimizin gözünün önünde bebekler katledildiği halde bir ateşkes kararı bile alamıyor Birleşmiş Milletler. Bu yapılar nedir? 20. yüzyılın anlayışlarının, zihniyetinin yapıları. Bitti. Bunlar dünya barışına ve insanlığın geleceğine katkı sunabilecek yapılar değil. Bu yapıları üreten anlayışlar, paradigmalar da artık iflas etti. Dünyaya Türkiye'nin öncülüğünde az önce bahsettiğim insani esaslara dayanan yeni paradigmalar, o yeni paradigmalarla oluşturulmuş yeni yapılara ihtiyaç var. Dünyada barışı, huzuru ve dediğim gibi asgari insani şartlarda yaşayabilecek imkanları bütün insanlara sunmadığımız sürece hiçbir kimsenin güvencede olamayacağı bir dönem içerisindeyiz. Bu bakımdan Türkiye bu yeni dönemin, yeni zihniyetlerin, yeni paradigmaların öncülüğünü yapabilecek tarihi birikime hem düşünce teori olarak hem eylem fiil olarak sahip olan bir ülkedir. Türkiye'nin yıldızının parladığı anları sizler daha yakından görecek, en parlak zamanlarını o yıldızın göreceksiniz. Ben bu münasebette tekrar siz gençleri, Türkiye'nin her bir ilinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisimizde misafir etmekten çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize hayatta başarılar diliyorum, güzellikler diliyorum. Yeniden büyük Türkiye'nin mimarları, aktörleri sizler olacaksınız. 19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bizi bugünlere taşıyan o günün büyük mücadele insanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını bu mücadeleye, istiklal mücadelesine vermiş olan bütün devlet büyüklerimizi, milletvekillerimizi ve bu yüzyıl içerisinde Türkiye'ye hizmet etmiş bütün herkesi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.